Efendim hepinize merhabalar. Güzel bir atmosfer, güzel bir hava var. Arkadaşlar meraklanmayın. Asla ve asla durmayacağım ve yolumuza devam edeceğiz. Meraklanmayın. Değerli İzmirliler. İzmir Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde bir kooperatifleşme mantığıyla depremzedelerin en uygun koşullarda ev sahibi olmalarının imkanı sağlandı. Evet, daha önce de buraya geldim. Kat artışı istediler. Yine o toplantıda bugün olduğu gibi Sayın Başkan bunu yapacaksın dedim. Çünkü depremzedenin ödeyeceği para yok zaten. Evi gitmiş elinden. Bu yapıldı. Ucuz bir kredi bulundu. Ve şimdi %1 karla depremzedeler konut sahibi olacaklar. Başkan hiç endişe etme. Bu projeyi Türkiye'nin bütün illerinde uygulayacağız. Bütün illerinde. Türkiye'nin bütün illerinde evleri hasar gören herkesin uygun koşullarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bir arkadaşımız söyledi. Vatandaşla kamu yönetimi birlikte olduğunda çok güzel şeyler gerçekleşir diye az önce bu kürsüde. Evet, vatandaşla kamunun beraber olması lazım. Birlikte olması lazım. El ele olması lazım. Birlikte mücadele etmesi lazım. Kazanımları beraber ama beraber kazanmamız lazım. Ve o kazanımların getirdiği artıları hayata geçirmemiz lazım. İzmir bu konuda öncülük yaptı. Hepinizin huzurunda belediye başkanlarımıza şükran borçluyum ve onlara teşekkür ediyorum. Tabii hep merak ettiğimiz Türkiye bir deprem bölgesi aslında aynı zamanda biliyorsunuz bunu. Hepimiz biliyoruz. Bütün dünya biliyor. Dolayısıyla depreme karşı önlem almak siyasal iktidar olanların temel görevlerinden birisidir. Japonya'da deprem bölgesi ama Japonya'da daha şiddetli depremler olmasına karşın kimsenin burnu kanamaz. Ama bizde daha düşük tonda bir depremde çok sayıda insan hayatını kaybediyor. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle, dayanışmayla bu sorunu aşabiliriz. Ve bu sorunu aşmakta kararlıyız. Bu sorunu aşmanın temel yolu bilgiyi egemen kılmak, bilgiye dayalı inşaatlar yapmak ve insanların da o konutlarda güven içinde oturmalarını sağlamak. Deprem vergileri bunun için çıktı. Deprem vergilerinin halktan toplanmasının temel mantığı da buydu. Güzel konutlar yapılacaktı. Depreme dayanıklı konutlar yapılacaktı. Ve insanlarımız o konutlarda gayet güzel oturacaktı. Huzur içinde oturacaktı. Ama nereye gittiğini bir türlü öğrenemedik. Ve bunun hesabı da yeteri kadar verilmedi. Ama hiçbir yurttaşımız endişe etmesin. O deprem vergilerinin nereye harcandığını bulacağız. Nerelere savrulduğunu bulacağız. Türkiye'nin bütün kentlerini depreme dayanıklı kentler haline dönüştüreceğiz. Akılla, mantıkla, bilgiyle, birikimle ve şeffaf bir yönetimle ve demokrasiyle bunların tamamını yapacağız. Efendim az önce ilk konuşmacı ben Urfalıyım dedi. Dolayısıyla Şanlıurfa'nın meşhur sıra gecesine bizi davet ettim. Şanlıurfa'ya gittiğimde Şanlıurfalılara şunu söyledim. Bakın dedim, buradaki bütün çiftçiler elektrik fiyatlarından şikayet ediyorlar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı bize verin, bütün çiftçilere elektriği bedava vereceğiz dedim. Allah'ın güneşi bedava ya, bunlarda akıl yok. Gerçekten Allah'ın güneşi bedava. Dolayısıyla buradan İzmir'den Şanlıurfa'ya da selam gönderiyoruz. Denizli Bozkurt'a da selam gönderiyoruz. Çünkü Bozkurt Belediye Başkanımız güneş enerji santralini kurdu ve orada çiftçilere elektriği ücretsiz veriyor. Demek ki oluyor. Küçük bir ilçede oluyorsa bu, demek ki Şanlıurfa'da da olacak. Demek ki Erzurum'da da olacak. Türkiye'nin her tarafında bunu yapacağız inşallah. Aşama aşama çiftçilerin tümüne elektriği ücretsiz vereceğiz. Depreme dayanıklı konutlar için de ilk kıvılcımı burada attık. %1 karla
kamu özel işbirliği yani vatandaş işbirliği kooperatiflerle birlikte bunu da Türkiye satına yayacağız. Efendim, temel amacımız şu. Bu ülkede herkesin huzur içinde yaşaması. Herkes huzur içinde yaşarsa caddelerinde, sokaklarında kucaklaşırız. Caddelerinde, sokaklarında bir araya geliriz. Helalleşmenin mantığı da bu. Artık kavganın değil, barışmanın, artık kutuplaşmanın değil, beraber olmanın, kader birliği yapmanın, yani tasada ve kıvaçta beraber ve birlikte olmanın zamanı. O zamana az kaldı, hiç kimse unutmasın, geliyor, gelmekte olan. Unutmayın. Hepinize teşekkür ederim.